Merhaba sevgili Dayı Komik aboneleri. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle DC'nin son çıkardığı animasyon olan Justice League Dark Apocalypse War animasyonunu inceleyeceğiz. Hem de DC animasyonları ne yöne gidecek bunları biraz konuşacağız. Evet, şimdi biliyorsunuz kanalımda da videosu var. DC çok uzun zamandan beri Warner Bros'la işbirliği yaparak süper kahramanlarının animasyonlarını yayınlıyor. Fakat seneler 2014'ü gösterirken bu animasyonlarda farklı bir yola gittiler. Nedir bu farklı olay? Şimdi bundan önceki animasyonlarda daha önce yaptıkları animasyon filmlerini veyahut bazı kahramanlarının orijin hikayelerini ve çok satan ya da beğenilen bazı DC Comics hikayelerini filmleştirme yoluna gitmişlerdi. Yani animasyon filmini yapıyorlardı. Mesela bunların en önemli örnekleri Batman Kara Şövalye Dönüyor, Justice League Crisis on Two Worlds, Superman Batman Apocalypse, All Star Superman gibi çeşitli animasyonları vardı. Ve bunların hepsi birbirinden ayrı animasyonlardı. Bu animasyonların en önemlilerinden bir tanesi Justice League Flashpoint Paradox'tu. Bu animasyondan sonra ne oldu? Belki bu animasyonla birlikte düşündüler veya daha öncesinde böyle bir planları vardı, bunu bilmiyorum. Ama bu animasyon biliyorsunuz 2013 yılında yayınlandı ve 2014'te biz şunu gördük. Justice League War diye bir animasyon çıktı. Bu animasyonla DC New 52 adlı çizgi roman dünyasını animasyon dünyasına taşımaya karar verdi arkadaşlar. Ve bundan sonra çıkarttıkları animasyonların çoğunluğu New 52 evreniyle, yani kendi yarattıkları DC Animation Universe ile bağlantılı halde yayınlandı. Tabi arada bunlardan bağımsız bazı animasyonlar yayınladılar. Mesela Justice League God and Monster gibi, Batman Unlimited'lar gibi, daha geçen sene izlediğimiz Superman Red Sun gibi animasyonlar yayınlamışlardı. Ama çoğunluk olarak New 52 evreniyle alakalı animasyonlar yayınladılar. Ve 2014'te başlayan bu seri 2020 tarihinde son buldu. Yani şu anda piyasada olan Justice League Dark Apocalypse War animasyonu bunun sonunu işaret ediyor. Artık New 52 bu animasyonla beraber bitti. Şimdi önce oldukça da yüksek bir puan alan Justice League Dark Apocalypse War animasyonunun spoilersız ufak bir incelemesini yapayım size. Şimdi Justice League Dark Apocalypse War'un spoilersız incelemesine gelirsek, kendisi gerçekten çok çok iyi bir animasyon. Ben aşırı derecede beğendim. Bırakın DC severleri, bütün çizgi roman severlerin, hatta animasyon severlerin de izlemesi gereken bir çizgi animasyon olduğunu düşünüyorum. Konusuna gelirsek ise durum şu. Kahramanlarımız Darkseid'in tekrar dünyayı ele geçirmek için planlar yaptığını öğreniyorlar. Bununla ilgili bazı ipuçlarını yakalıyorlar ve savaşı dünyada değil, Darkseid'in gezegeni olan Apokalips'te yapmayı planlıyorlar. Hani savaşı bir nevi düşmanın sahasına taşımak istiyorlar. Fakat Darkseid bir şekilde bütün planı öğreniyor ve kahramanlarımızı tuzağa düşürüyor. Biz 5 sene sonrasına uzanıyoruz. Darkseid dünyayı ele geçirmiş. Justice League dağılmış. Kahramanların nerelerde oldukları belli değil. İş bu durumdayken Titans'tan Raven ve Superman Konstantin'i buluyorlar ve Konstantin'den yardım istiyorlar. Yani bu işi becerebilecek insan, daha doğrusu Darkseid'a şaşırtmalı bir saldırı yapabilecek insanın Konstantin olduğunu söylüyorlar ve bununla ilgili yardım istiyorlar. Tabi sonrasında biz işte o saldırıda neler oldu, kahramanlarımızın başına neler geldi, bunların hepsini tek tek öğreniyoruz. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar bu zaten New 52 Justice League'inin son sayıları olan Darkseid Wars kitaplarında geçen hikayeden alınan bir animasyon. Şimdi biliyorsunuz genelde animasyonlarda DC biraz daha işi yumuşatır. Ama bu gerçekten karanlık ve sert bir animasyon. Yani burada böyleyse ben kitaplarda neler olduğunu tahmin edemiyorum. O yüzden hani kitapların hepsini almak istiyorum. Yani bir anda böyle bir Justice League okuyasım geldi. Çünkü çok güzel bir hikaye. Yani dediğim gibi bütün animasyon severler bu animasyonu izlesin. Şimdi böyle kısaca bundan bahsedince bir de New 52 animasyonları neydi ne değildi bir de onlara girmek lazım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi New 52 evreni DC Animated Universe'de Justice League War ile başladı 2014'te.
Sonrasında yine 2014'te iki tane daha bununla ilgili film geldi. Bir tanesi Son of Batman, diğeri de Batman Assault on Arkham. Şimdi burada şöyle bir olay var. Son of Batman tamamen Batman ve oğlu Damian Wayne'le alakalı bir animasyon. Fakat Batman Assault Arkham aslında Batman'le alakalı değil. Bu Suicide Squad'ın orijinine değinen bir animasyon. Fakat işte ilk başta Suicide Squad yapmayalım, hani Batman'le daha rahat biz bu işi pazarlarız gibi mi düşündüler? Ne yaptılar? O yüzden adını Assault on Arkham koymuşlar. Yani normalde aslında bu animasyonun isminin Suicide Squad Assault on Arkham olması lazım. Yani animasyonda Batman 10 dakika falan anca gözüküyor. Tamamen Suicide Squad'ın orijinine değinen bir hikaye ve David Ayer'in çektiği filmden çok çok daha sağlamda bir orijin. 2014 yılından sonra 2015'te iki tane daha animasyon yayınladılar. Bir tanesi Justice League'in ikinci animasyonu olan Justice League Throne of Atlantis animasyonu. Diğeri ise yine Batman animasyonu. Bu sefer de Batman vs. Robin animasyonuyla çıktılar piyasaya. Bu ikinci animasyon biraz Court of Owl hikayesine değinen bir animasyon ama biraz yüzeysel işliyorlar diye hatırlıyorum ben. İzlediğimden aklımda kaldığı kadarıyla. İçinde Court of Owl geçiyor diye Batman'in ilk iki kitabındaki gibi bir böyle büyük bir şey beklemeyin. Ve geldik 2016 yılına. 2016 yılını New 52'da yine bir Batman filmiyle açıyoruz. Batman Bad Blood. Ve arkasından da Teen Titans'ları tanıdığımız Justice League vs. Teen Titans animasyonunu izliyoruz arkadaşlar. 2017 yılında artık işe John Constantine ve Zatanna gibi büyücü kardeşlerimizin de girdiği Justice League Dark adlı animasyon yayınlanıyor. Ve sonrasında da Teen Titans'ın ikinci animasyonu olan Teen Titans The Judas Contract diye bir animasyon daha yayınlanıyor. Bu arada şöyle bir de ek not vereyim size. Yani bu dönemlerde yayınlanan başka DC animasyonları da mevcut. Mesela DC Super Hero Girls, işte Batman Killing Joke, Batman Unlimited gibi. Fakat bunların hiçbir tanesi New 52 animasyonları kadar beğenilmiyor arkadaşlar. Hepsinin puanları çok düşük. Çoğunlukla orta düzeyli animasyonlar. 2018'e geldiğimizde Suicide Squad'ın ikinci animasyonu Suicide Squad Hell to Pay adlı animasyon yayınlanıyor arkadaşlar. Ve arkasından peş peşe The Death of Superman ve Reign of the Superman adlı iki tane daha animasyon yayınlanıyor. Bunlar da New 52 öncesi, yani 1990'lı yıllardaki meşhur Death of Superman'in New 52 yorumlaması, sonrasında da ortalığı bir Süpermenler fırtınası kaplarken ki bizim gerçek Süpermen'in neler yaptığıyla alakalı. Bu iki animasyonu peş peşe izlerseniz daha güzel olur. Bunun aynı zamanda bir de tekli hali var. Direkt Dead and Life Superman şeklinde. Ama yani çok bir farkı yok. Tamamen aynı. Bir iki yeri değişmiş durumda. O da zaten sonlara denk geliyor. Yani hani ilk filmin sonuyla ikinci filmin başı arasında böyle bir dakikalık falan bir farklı olay var. Ben ikisini de indirdim. Baktım animasyonlar aynı. Sadece sondaki bölümle baştaki bölümü izledim. Yani bir dakikalık bir fark var. Onu izledim. Ama onun haricinde bunu böyle ayrı ayrı da izleyebilirsiniz. Çok büyük bir fark yok. Bir iki olayı aydınlatıyor o kadar. Onu da zaten büyük ihtimal YouTube'da bakarsanız bulursunuz. 2019'a girmeden arkadaşlar Constantine City of Demons The Movie adlı bir tane animasyon yayınlanıyor. Bu animasyon tamamen Constantine üzerine. New 52 evrenine tam dahil mi bilmiyorum ama New 52 evreninde geçtiğine dair benim çok kuvvetli şüphelerim var. Bunlardan bir tanesi New 52 Constantine'ini biliyorsunuz komple zaten Matt Ryan seslendirmişti. Artı City of Demons'taki Constantine'in çizimiyle Justice League Dark Apocalypse War'daki Constantine'in çizimi birebir aynı. O yüzden benim için bu da New 52 evreninde geçen bir animasyon. Fakat gerçekten dahil ediyorlar mı etmiyorlar mı onu bilmiyorum. 2019'a geldiğimizde Batman Hush animasyonuyla New 52 evrenine tekrar giriş yapıyoruz. Şimdi bu animasyon Batman severler tarafından ve DC severler tarafından pek beğenilmedi. Beğenilmemesinin sebebi normalde Hush New 52 evrenine bağlı bir eser değil.
Fakat yapımcılar Batman Hush'ı New 52 evreniyle bağlantılı hale getirmişler. Ona göre yapmışlar. Bu yüzden değiştirmişler Hush'ı. Bu değiştirmeden dolayı pek kimse memnun olmamıştı. Ha diyorsunuz ki ya sen bunu nasıl New 52'ya bağladın derseniz, New 52 Batman'ini Jason O'Mara seslendiriyor arkadaşlar. Yani burada da Jason O'Mara seslendiriyor. Onu New 52 döneminde yapılan Batman animasyonundan örnek vereyim. Batman Gotham by Gaslight'ta Batman'i ve Bruce Wayne'i seslendiren kişi Bruce Greenwood. Batman Unlimited Max and Mutants adlı animasyonda da Batman'i seslendiren kişi Roger Craig Smith. Hatta hepiniz Killing Joke'u biliyorsunuzdur. Orada da zaten efsanevi Batman sesi Kevin Conroy Batman'i seslendirmişti. Fakat New 52 animasyonlarında Batman'i sadece Jason O'Mara seslendirdi arkadaşlar. Başka kimse yok. Ha Jason O'Mara'yı daha sonraki animasyonlarda da kullanırlar mı kullanmazlar mı onu bilmiyorum. Batman Hush'tan sonra 2019'da Wonder Woman Bloodlines adlı bir animasyon çekildi. Bu animasyon da yani yarı böyle işte Wonder Woman'ın orijini, yarı Wonder Woman bu olaylar olurken ne yapıyorduyla alakalı bir animasyon. Yani çok beğenilen bir animasyon değil ama New 52 evreniyle bağlantılı olduğu için izlemenizi tavsiye ederim. Bir de bu animasyonu şunun için izlemenizi tavsiye ederim. Wonder Woman'ın ikinci filmi olan 1984'te gözükecek bazı karakterlerin kim olduklarını burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani orada gördüğünüzde direkt aa bu kimdi falan demezsiniz. Bu animasyonu izleyin oradan anlayın. Mesela Wonder Woman'ın en büyük düşmanlarından Cheetah burada var. Kimdir nedir hepsini öğrenirsiniz. Ve Wonder Woman Bloodlines'tan sonra tabii ki Justice League Dark Apocalypse War geldi arkadaşlar. Onu da izledik ve New 52 animasyon evrenini böylelikle bitirdik. Şimdi diyorum ki bundan sonra ne olacak? Tabii ki tek şey olacak. DC Animated Universe Rebirth'e geçecek arkadaşlar. Bundan sonra izleyeceğimiz animasyonların bir kısmı Rebirth'le alakalı olacak. Ha ama bunu nasıl yaparlar bilmiyorum. Aynı buradaki gibi bütün birbirine bağlı olan animasyonları aynı kişiler mi seslendirir? Yani Rebirth'te de aynı kişiler mi olur? Yoksa Rebirth'te yeni bir kadro mu kurarlar? Onu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Büyük ihtimal buton hikayesiyle ilgili bir şeyler yapacaklar. Doomsday Clock falan gelebilir. Ve sonrasında da biz Rebirth Justice League, Rebirth Batman, Rebirth Superman animasyonlarını kesinlikle izleyeceğiz. Tabii ki Wonder Woman sevildiği için Wonder Woman'la ilgili de yapacaklardır. Ben bu arada önceden unuttukları bazı karakterlerde bir şeyler yapacaklarını düşünüyorum. Mesela belki bir Nightwing gelebilir. Titans zaten kesin gelir. Belki Green Arrow ya da Flash hakkında bir animasyon yapabilirler ki ben mesela Flash hakkında olmasını isterim. Çünkü New 52'deki Flash'ı komple yok saydılar. Sadece Justice League'lerde görebildik onu. Aynı şekilde Aquaman da öyle. Tamam bir animasyon tamamen onun üstüne kuruluydu. Ama sonrasında Justice League hariç hiç görmedik bu adam ne yapıyor ne ediyor bilmiyoruz. Umarım dediğim gibi bu evreni daha da çok çeşitlendirir ve biz mesela Flash, Green Arrow, işte Green Lantern, Aquaman gibi farklı animasyonlarını görürüz. Yani sadece Wonder Woman, Superman, Batman üstünden ilerlememeleri de istiyorum. Yani bence böyle yapsalar çok daha iyi olur. Başka kahramanların da hikayelerini görmek isterim. Evet sevgili abonelerim, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, bildirimlerden haberdar olmak için çana basmayı, abone olmayı ve sizlere daha çok içerik çıkarabilmemin anahtarı olan kanalımın büyüyebilmesi için çevrenizdeki çizgi romancı arkadaşlarınıza beni önermeyi unutmayın. Benden şimdilik bu kadar. Başka bir videoda daha görüşmek üzere.